Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına, bütün mümin erkek ve bütün mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız, ayıplarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız adım sayısınca Allah katındaki izzetiniz, takva ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, şu içerisinde hayallerimizi büyüttüğümüz, büyük umutlar ve emeller ile kendisine tutunduğumuz ve hiç ölmeyecek gibi yaşadığımız dünya, kendisini yoktan var eden, en değişik zinetler ile süsleyip çekici bir hale getiren Allah tarafından çok şiddetli bir şekilde yok edilecektir kardeşler. Nitekim Allah Subhanahu ve Teala Hac suresi 1. ayetinde Bismillah, inne zelzelete saati şeyun azim. Muhakkak ki kıyamet gününün sarsıntısı çok şiddetli bir şeydir. Allahu Ekber. Öyle bir şiddete sahiptir ki yavrularını emziren anneler çocuklarını beşiklerde unutacaklardır. Arzın sallanması öyle bir şiddetlidir ki yavrularına gebe kalan anneler çocuklarını düşüreceklerdir. Bu arz öyle bir sallanacaktır ki insanlar sarhoş olmamalarına rağmen sarhoş gibi gezineceklerdir. Yer öyle şiddetli sallanacak ki bütün mahlukatı içine çekecektir kardeşler. İnsanların ve cinlerin inşa ettiği ne kadar şah eser varsa her birini içerisine gömecektir. Bakın hemen bu sallantının ardından Rabbimiz Allah Azze ve Celle ikinci bir zelzeleden bahsediyor. Onu da Zilzal suresi 1. ayetinde zikretmekte. Bismillah. İzâ zülziletil ardu zilzâlehâ. Arz şiddetli bir şekilde sarsıldığı zaman kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar sallanmadık hiçbir yer bırakılmaksızın şiddetli bir şekilde sarsıldığında bu sefer ne olacak biliyor musunuz kardeşler? O ilk sallantıda yutmuş olduğu eşyayı olduğu gibi dışarı kusacaktır, dışarı çıkartacaktır. İnsanların ve cinlerin ürettiği ne varsa, vücuda getirdiği ne eşya varsa her birini tekrar toprağın üzerine atacaktır. Öyle bir sarsıntı ki kardeşler, insan ona şahit olduğunda diyecek ki buna ne oluyor? Beni derin uykumdan kim kaldırdı? Bazıları seslenecekler. Evet bu Allah'ın ve peygamberlerin murad ettiği, vaat ettiği ahiret gününün ta kendisidir. Bu şaşkınlık içerisinde insan çıplak, yalın ayak, sünnetsiz bir şekilde karanlıkların içerisinde aziz ve celil olan Allah'a yürüyecek. İşte şimdi kardeşlerim, ne olur o yürüyenlerin içerisinde kendinin olduğunu düşün ve bir anda o kalabalıkları terk et, bir tenhaya çekil, o kalabalıkların hangi ruh haline sahip olduklarını seyretmeye başla. Ve ilk karşılaşacağın zümre, dünya içerisinde zorbalık yapan, insanları katleden, insanları hayvanlardan daha aşağılık bir mahluk görerek canlarına kasteden, mallarını ellerine geçiren, topraklarını yağmalayan zorba hükümdarları göreceksin. Dünya hayatı içerisinde yanaşamadın, kendisine ulaşamadın, etrafı etten duvarlarla örülmüş krallara rastlayacaksın.
en büyük kılıçlarla kendisinin korundu. En vahşi hayvanlarla etrafı çevrildi. Zorba hükümdarlara şahit olacaksın. Ama nasıl biliyor musunuz? Zillet içerisinde, aşağılanmış bir şekilde boynunu bükmüş, karanlıkların içerisinden kendisini programlayan, aziz ve celil olan Allah'a yürüdüklerine şahit olacaksın. Bu dünya hayatı içerisinde kibrinden, gururundan asla taviz vermeyenlerin zelil, alçak bir şekilde nasıl yerlerde süründüklerine şahit olacağın anı düşün. Sonra kafanı bir çeviriyorsun, bir bakıyorsun ki aziz dostlar, bu dünya hayatı içerisinde büyük cisimlere sahip, sivri dişlere, parçalayan pençelere ve korkutan bir simaya sahip vahşi hayvanlara şahit olacaksın. Ormanlarda, kafeslerin içerisinde asla kendilerinle bir an bile yaşamayı düşünmediğin hayvanların zillet içerisinde boyunlarını bükmüş hastalıklı bir deve gibi sahibinin etrafında uçuşan birer zelil varlıklar olarak yürüdüklerine şahit olacaksın. Karıncaların, örümceklerin, sürünenlerin, uçanların her birinin kendisini programlayan aziz ve celil olan Allah'a hesap vermek için yürüdüğüne şahit olacaksın. Boynuzlu olanların, boynuzsuz olanların, evcil veya vahşi olanların her birinin kendisini programlayana doğru yürüdüğüne şahit olacaksın. Allahu Ekber. Sonra kafanı bir çevireceksin aziz dostum. Öyle bir toplulukla karşılaşacaksın ki şaşıracaksın. Yeryüzünde insanların ve cinlerin sırat-ı mustakim üzere gitmemesi için, Allah'ı ve Resulünü memnun etmemeleri için mücadele eden şeytan ve dostlarının zelil bir şekilde boyunlarını büküp yine yürüdüklerine şahit olacaksın. Allahu Ekber. Bu dünya hayatında mümin erkek ve mümin kadınları imandan uzaklaştırmak için harama sevk edip şöyle ellerini ovuşturup gülücükler atan o şeytanların, onların habis dostları olan Yahudilerin ve Hristiyanların yine boyunlarını büküp alçak bir şekilde, hor ve hakir bir şekilde karanlıklar içerisinde çıplak, yalın ayak, sünnetsiz bir şekilde yol aldıklarını göreceksin aziz dostum. Kafanı biraz daha çevirdiğinde öyle bir manzarayla karşılaşacaksın ki şok olacaksın. Yeryüzünün merhamet abideleri olan annelerin evlatlarından kaçtığını göreceksin. Babaların çocuklarını görmezden geldiğine şahit olacaksın. Kocaların kadınlardan uzaklaştığını göreceksin. Şu mahallelerde, sokaklarda insanların hayrı için çalışan davetçilerin aman ha beni bugün kimse görmesin, kimse benden bir şey istemesin, benden medet ummasın diye saklanarak kalabalıkların arasında yürüdüğünü düşün. Bunları göreceksin. Bunlara şahit olacaksın. Halbuki sana göre o gün anneler, o gün babalar, o gün çocuklar, o gün eşler, o gün davetçiler, o gün mümin erkek ve mümin kadınlar el ele tutuşup omuz omuza alemlerin Rabbi olan Allah'a yürüyecekti değil mi? Hayır. Öyle bir manzara ki aliminden abidine kadar, talebesinden hocasına kadar herkes birbirinden kaçacak. Uzaklaşacaklar. Sen bunlara şahit olacaksın. Ve ne olur şimdi dikkat et aziz dostum. O topluluklar bu şekilde hareket ederken gökten bir anda kanatları büyük, cisimleri kuvvetli meleklerin bütün mahlukata doğru yanaştığına şahit olacaksın. Mahlukat şöyle bakacaklar, şeytanlar, cinler, insanlar. Evet bu melekler ancak bizim işimizi bitirmek için yeryüzüne iniyorlar dedikleri anda bakın korkularını şöyle ifade edecekler. Ne olur dikkatlerinizi buyurun. Aranızda Rabbimiz bulunmakta mıdır? Allahu Ekber. Melekler demek ki öyle kuvvetli bir simaya sahipler ki, öyle şecaatliler ki, öyle izzetliler ki insanın zaten tasavvuru gitmiş. Cinlerin ve şeytanların zaten umurunda değil. Meleklerden öyle bir korkacaklar ki onları alemlerin Rabbi olan Allah zannedecekler. Allahu Ekber. Diyecekler ki Rabbimiz aranızda mı? Melekler diyecekler ki haşa. Biz Rabbimizi tenzih ederiz. Yani biz Allah değiliz. Biz sizin zannettiğiniz gibi Rab değiliz.
Allah aramızda değildir, ancak gelecektir dedikten sonra, sonra ne olacak biliyor musun aziz dostum? Onlar da boyunlarını bükecekler, o yürüyen kervana katılacaklar. Allahu Ekber, korkarak, kaygı içerisinde. Alemlerin Rabbi olan Allah'a doğru hesap verme adına, sualleri cevaplama adına gidecekler her biri. İşte kardeşlerim, ondan sonra adalet terazileri kurulacaktır. Her biri insanların amellerini derecelendirmek için onların gözünün önüne getirilecektir. Korkular ve kaygılar biraz da artacaktır. Salih ameller iyilik kefeni mi bastıracak, yoksa kötü amellerin kötülük kefene mi baskın gelecek? Tam bunun korkusunu yaşarken bir anda melekler diyecekler ki falan oğlu falan ayağa kalk. Halbuki o isimde belki binlerce milyonlarca insan vardır. Aynı ismi taşıyan. Ancak diyorlar ki kendisi bir anda bedeni diyor titremeye başlayacak. Organları yerinden çıkacakmış gibi olacak. Kalbi dışarıya fırlar gibi olduğu sırada evet anlayacak ki kendisi davet ediliyor. Ayağa kalkacak ve o teraziye doğru yol alırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın şu sözleri söyleyecek. Kıyamet gününde mühürlenmiş kitaplar Allah'ın huzuruna getirilir. Kişinin amel defterleri mühürlü bir şekilde Allah'ın huzuruna doğru getirilir. Allah meleklere şöyle buyurur. Şu amelleri atın, şu amelleri kabul edin. Melekler diyecek ki İzzetine yemin olsun ki Allah'ım biz hayırdan başka bir şey görmüyoruz ki. Allahu Ekber. Bu amel defterinin sahibi sürekli iyilik yapmış. Sürekli hayrın peşinde koşmuş. Allah diyecek ki onlar benim için değil. Ben bugün benim için yapılanları kabul ederim dediği anda sen buna da şahit olacaksın kardeşim. Kefeye konmayan salih amel defterinin veya kötülük amel defterinin hangisine ağır bastıracağı korkusunu yaşayan insanların kaygılarını göreceksin. Sonra Allah güneşin hararetini artıracak. Rivayetlere göre ya bir ya iki mızrak boyu mahlukata doğru yaklaştırılacak. İnsanlar günahları oranında terlerken kafirler şu ağızlarına kadar gem vurulmuş bir şekilde terin içerisine batırılacaklar. Allah'ım diyecekler. Cehenneme girmek pahasına dahi olsa bizi biraz rahatlat diyecekler. Allahu Ekber. Sen bu korkuya da şahit olacaksın. İnsanların kaygılarına şahit olacaksın. Ve dikkat et aziz dostum. O adalet terazileri hareket etmeye başladığında kimilerinin terazisi sağa doğru çekecek, cennetle müjdelenecekler. Kimilerinki eşit kalacak, bir hayra muhtaç olacaklar. Yalnız kimileri de var ki kefenin sol tarafı ağır basıp cehennem için melekler ellerinden kollarından o insanları sürüklediğinde onların bağırışlarını, onların çığlıklarını peygamberlerden, alimlerden, davetçilerden, salihlerden medet umduklarını yetmezmiş gibi cehennemin avını bekleyen vahşi bir hayvan gibi kükrediğine şahit olacaksın. İşte tüm bu manzaraların içerisinde aziz dostum, tüm bu manzaraların içerisinde bir sınıf vardır ki, yedi sınıf daha doğrusu, bir topluluk vardır ki, onlar arşın gölgesi etrafında, başka bir hadiste Allah'ın gölgesi etrafında hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda gölgeleneceklerdir. Allahu Ekber. Peki onlar kimlerdir diye düşünürken aklına bir anda Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhumanın hadisi gelecektir. Çünkü Resulullah aleyhisselamdan şöyle bir hadis aktarır. Kıyamet gününde yedi sınıf kimse vardır ki hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecektir. Sen bu hadisi çok duymuştun. Sen bu maddeleri çok iyi biliyordun. Ancak bunlardan bir miyim diye bir defa bile tefekkür etmedin. Bir defa diye düşünmedin. Ben bu maddelerin içerisinde var mıyım? Yoksam olmak için nasıl mücadele ederim diye bir kez dahi düşünmemiştin ya. Bu sefer maddeler tek tek aklına geliyor. Onlardan biri kim dostlar? İlk birinci madde adil devlet başkanı diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
o gölgeden istifade edeceklerin başında adil devlet başkanı diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın kardeşlerim, bu ümmetin başının da ortasının da sonunun da şu iki büyük pınara ihtiyacı vardır. Biri Rabbani alimlerdir, diğeri adil devlet başkanlarıdır aziz dostlar. Biri, yani ilki Rabbani alimler kitabı ve sünneti kalplerinde, zihinlerinde himaye ederler. Onların hükümlerini insanların hayatına indirirler. İkincisi de adil devlet başkanı da Allah'ın kitabını ve Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini mümin erkek ve mümin kadınlar yaşasınlar diye kılıçlarını kullanırlar. İkisine de çok muhtacız aziz dostlar. Dün muhtaçtık, bugün muhtacız, yarın gelecek olan evlatlarımız buna çok muhtaçtırlar. Adil devlet başkanı tebaasının iyiliği, güzelliği, dünya ve ahiretlerinin mamur olması için çırpınacak olan kişilerin başında gelmektedir. O bilir ki eğer ben ümmet için çabalamaz ve çırpınmazsam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onlar ümmetimin Müslümanların yönetimini eline alıp da kendileri için çırpınmadığında onlarla asla cennete giremez hadisine muhatap kalacağından korkarak Müslümanlar için çırpınırlar. Ümmetin ıslahı için, ümmetin birlik ve beraberliği için, ümmetin hayırlarda önde gitmesi için, kıyamet gününün dehşetli sahnelerinden bugünden korunabilmeleri için adil devlet başkanı mücadele eder. Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini tatbik ederler. İnsanlar arasında muamele ederken, onların hukukunu çözerken ne nefsine başvurur ne de başkalarının nefisleriyle hareket eder. Tek hareket noktası Allah'ın kitabı ve Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetidir. Ve aziz dostlar ne olur dikkat buyurun. Asla ve kat'ada hiç kimsenin sosyal statüsüne bakmadan, işgal ettiği makam ve mevkiyi ilgilendirmeden, hiçbir baskıya aldırış etmeden aralarında adil hakemlik yapar. Bir gün Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Kureyş'e bağlı Mudar kabilesinden, Mahsun kabilesinden bir kadın hırsızlık yapar. Bu Kureyş'in ağrına gider. Bu meseleyi Peygamber aleyhissalatu vesselama izah edip o kadının kurtulması için tabir yerindeyse teşvik istiyorlar. Ki peki bunu kim yapacak? Diyorlar ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın hem kendisini hem de babasını çok sevdiği Usame bin Zeyd'e söyleyelim diyorlar. Usame bin Zeyd Resulullah aleyhisselamın yanına gidiyor. Olayı anlattığında Peygamber aleyhisselamın yüzü kızarıyor ve diyor ki Allah'ın hadlerinden birini uygulamamam için diyor benden diyor yardım mı istiyorsun diyor. Allahu Ekber. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz aziz dostlar? Direkt Peygamber aleyhisselam soluğu mescitte alıyor. Bütün mümin erkek ve mümin kadınları topluyor. Ve onlara şu sözü söylüyor. Sizden önceki milletlerin helak olmasının sebebi. Ne olur dikkat buyurun kardeşlerim. Sizden önceki milletlerin helak olmasının sebebi. Tekrarlıyorum. Sizden önceki insanların, ümmetlerin, toplulukların, kabilelerin helak olmalarının sebebi. İçlerinde soylu bir insan hırsızlık yaptığında affederlerdi. Fakir ve kimsesiz bir kimse hırsızlık yaptığında da hemen cezayı uygularlardı. Şimdi ne olur söze dikkat edin. Allah'a yemin olsun ki kızım Fatıma hırsızlık yapsa onun diyor elini keserim. Allahu Akbar. O yüzden adil devlet başkanının işi çok zordur. Bundan dolayı da aziz dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hadisin birinci maddesi olarak zikretmiştir. Allah-u Teala böyle adil bir devlet başkanının gölgesinde yaşamayı bizlere nasip etsin. Ki öyle ki bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ediyor kardeşler. Hadis Müslim'de geçiyor imare bölümünde. Allah'ım ümmetimin yönetimini üstlenip de
onlara zorluk çıkartanlara zorluk çıkart. Ümmetin yönetimini üstlenip, idari işlerini eline alıp, kim onlara zorluk çıkartıyorsa, keyfi olarak, şahsi olarak, Allah'ım hem dünyada hem de ahirette onlara zorluk çıkar diyor Resulullah Aleyhisselam. Sonra devam ediyor. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara yumuşak davranan, onlara rıfkla yaklaşan, nezaketle yaklaşanlara Allah'ım sen de yumuşaklıkla yaklaş. Bizim de duamızın başı da sonu da budur aziz dostlarım. İkincisi, Resulullah Aleyhisselam kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenecek ikinci sınıfı şöyle zikrediyor. Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç diyor. Allahu Ekber. Selam onların üzerine olsun aziz dostum. Kişinin heva ve hevesinin, şehvetinin doruk noktaya ulaştığı bir anda alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınan gence vallahi selam olsun. Şeytan ve dostlarının en kavi dostlarını, en büyük arkadaşlarını, en yetişmiş askerlerini onların üzerine salıp en gelişmiş silahlarla onlara saldırttığı o dönemde, o gençlik döneminde takva elbisesini giyerek alemlerin Rabbi olan Allah için şeytan ve dostlarıyla mücadele eden gençlere selam olsun. Vallahi onlar elleri ve ayakları öpülecek insanlardır. Haramları pazarlayanların, servis edenlerin en güçlü müşterilerinden biri gençler iken onların kirli ticaretlerinden, tuzaklarından, onların kirli hesaplarından kaçan genç vallahi aziz dostum şu dünya hayatında en büyük keramet sahibidir. Gidip dergahlarda keramet ehli aramaya gerek yok. Mescitlerin içerisinde keramet ehli aramaya gerek yok. Şu yeryüzü toprağından ayaklarını havaya doğru kaldırıp yürüyenlere bakmaya gerek yok. Şu kirli sokaklar içerisinde şerefli, izzetli bir şekilde temiz kalmak adına mücadele eden bir genç görüyorsan vallahi o keramet ehlidir. Şu sokaklar içerisinde şehvetini bastırıp şeytan ve dostlarıyla mücadele eden bir kız görüyorsan, iffetine bürünüp cilbabını üzerine çekmiş bir bayan görüyorsan vallahi o keramet ehlidir. Çok zakir aramaya gerek yok. Mescitlerin içerisinde halkalar yapıp dönenleri aramaya gerek yok. Şu sokaklarda sakal bırakmaya çalışan, sakal bıraktığından dolayı işsiz kalan, memuriyetinden atılan bir genç görüyorsan alnının ortasından öp, onu keramet ehli olarak gör aziz dostum. Selam onlara olsun. Allah'ın esenliği onların üzerine olsun Allah'ın izniyle. Üçüncüsü kardeşlerim, özellikle şunu hatırlatmak istiyorum aziz dostlarım. Özellikle anne babalara sesleniyorum. Özellikle babalara sesleniyorum. Emevi hükümdarlarından Halife Mansur hapishane içerisindeki insanlara şu soruyu soruyor. Şu hapis hayatı yaşarken, zindan mahkumiyeti yaşarken en çok zorlandığınız şey nedir? Ne diyorlar biliyor musunuz aziz dostlar? Açlık mı değil? Susuzluk mu değil? Hürriyetsizlik mi? Değil. Şu sokaklarda dolaşamamak mı? Değil. Kütüphaneye eller uzanamamak mı? Değil. Hanımını görememek mi? Değil. Söylediği tek bir söz var. Bakın dikkat edin aziz dostlar. Çocuklarımızı terbiye edememek diyorlar. Allahu Ekber. Çocukları terbiye edememek. Çocukları edeplendirememek. Çünkü bir babanın evladına bırakacağı en büyük miras Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki güzel ahlaktır. Araba değildir, ev değildir. Yatlar değildir, katlar değildir, iş değildir, arazi değildir. Bunların her biri dünya hayatının geçici miraslarıdır. En büyük kalıcı miras babanın çocuğuna bırakacağı güzel ahlaktır aziz dostum. Ondan dolayı Peygamber aleyhisselam şöyle demiş. Bir kere dahi olsa, bakın dikkat edin. Bir kere dahi olsa çocuğunu edeplendiren bir baba. Ne olur dikkat edin. Bir kere dahi olsa bir an namazı emretmesi. Büyüklerine karşı saygılı, edepli olmayı emretmesi, harama bakmamayı emretmesi, Allah'ın kitabı Peygamber aleyhisselamın sünnetine göre bir hayatı yaşamasını emredecekse bir kere dahi olsa bir sağ diyor yiyecek infak etmesinden diyor daha hayırlıdır Allahu Ekber. Bir defa ya oğlum tebessüm et, oğlum mescide girerken sağ ayakla gir, oğlum tuvalete girerken sol ayakla gir. Oğlum büyüklerine karşı böyle edeplen. Hocana karşı böyle davran. Annene karşı böyle ol. Bir daftır aziz dostlar. Bir edeptir bu. Bir sağ,
Diyelim ki siz buna bir kilo deyin, iki kilo yiyecek deyin. Ne derseniz deyin, neyle sınırlandırırsanız sınırlandırın. Bir sağ yiyecek infak etmekten daha hayırlıdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden çocukların edeplenmesi noktasında bizler mesuliyet sahibiyiz. Yahu bir çocuğa sahibiz, Allah öyle kötü bir fıtrat vermiş. Kusura bakma aziz dostum. O bizim sorumluluğumuz içerisinde kalan bir mahkumdur. Onu edeplendirecek ve terbiye edecek olan sensindir. Onun tabiri yerindeyse seyisi sensindir. Sakın ha bunu hafife alma aziz dostum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki arşın gölgesinde gölgelenecek ikinci sınıf, adil devlet başkanının yanında yer alan ikinci sınıf, Allah rızası için salih amelde bulunan, ibadetle yetişen ve büyüyen, serpilen gençlerdir. Onların ayaklarının altını öperiz. Onlar yeryüzünün en değerli keramet ehlidir. Allah sayılarını artırsın. Üçüncüsü aziz dostlar, Allah Resulü diyor ki kalbi mescitlere bağlı olan kimseler. Aziz dostlar, Tevbe suresi 18. ayetinde Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Allah'ın mescitlerini Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, sadece Allah'tan korkan kimseler imar ederler. Tevbe 18. Yani bir mescidi imar edecek olan kişilerde bulunması gereken 5 özellik varmış. Ney? 1. Allah'a iman edecek. Şek ve şüpheye düşmeden, Allah'a ortak koşmadan ona ibadet edecek. Birinci şart o. 2. Ahiret gününe iman edecek. Hesap verme ruhunda yaşayacak. Allah Resulü'nün bahsettiği 7 maddelik hadisi hayatında yaşamaya gayret gösterecek. 3. Namazı dosdoğru kılacak. 4 vakit değil, sabah namazını yatağa terk edilen bir namaz ibadetinden değil bahsetmiyoruz. Her daim, her anda, her zorluğun içerisinde, piknikten tutun mapushanelere kadar, yolda giderken seferi halde otobüsün içinde varıncaya kadar namazı ikame edecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah azze ve celle. Son madde ne kardeşler? Zekatı vermek. Yani son madde çok önemli aziz dostlar. Sadece ve sadece Allah'tan korkacaklar. Mescitleri diyor onlar imar ederler. Peki bu imar etmek ne demek? Müfessirler iki şekilde yaklaşmışlar. Bir, mescitleri vücut haline getirmek. Temellerini kazıp bina halinde yükseltmek. Üzerine çatıyı koymak. Müminlerin birleşmeleri için, bir araya gelmeleri için beden haline getirilmesidir. Tıpkı bugün buralarda, şu camilerde, mescitlerde olduğu gibi. Tamam, burası kalsın. Peki imar etmekten kasıt ikinci anlamı nedir biliyor musunuz? Buranın süsleri olabilmektir. Buranın gerçek kandilleri, avizeleri olabilmektir. Safın en önünde. Zikrederken, rükû ederken, secde ederken, Kur'an okurken, nasihat ederken, sohbet yaparken, birbirini uyarırken, Allah için istişare ederken mescitlerde bir araya gelmek. O yüzden mescitler bütün hayırları içerisine alan bir kaptır. Eğer bir kişi burayı seviyor ve gidiyorsa aziz dostum hayırlara yönelişini sevmesinden dolayıdır. Allah'a duyduğu muhabbetten dolayıdır. İyilikleri sevmesinden dolayıdır. Kim mescitleri severse buraya katılırsa arşın gölgesinde gölgelenecek üçüncü sınıfı oluşturacaktır. Dördüncü sınıf dostlar, birbirini Allah için sevip bir araya gelip daha sonra Allah için ayrılanlardır. Allah-u Teala bizi bu sınıfın içerisine katsın. Her birimiz birbirimizi seviyoruz değil mi? Kimimiz doğumumuza neden olduğu için anne ve babasını çok sevmekte. Kimimiz en yakınında bulunduğundan dolayı arkadaşını ve dostlarını ve akrabalarını sevmekte. Kimi menfaat elde ettiğinden dolayı en yakınlarını sevmektedir. Her birimizin sevişinde bir menfaat vardır. Bir menfaat ilişkisi doğrultusunda kalplerimiz birbirine kaymıştır. Ama iki bahtiyar insan var ki bunlar birbirini sadece Allah için severler. Sadece Allah için ararlar. Sadece birbirini Allah için sorarlar. Birbirlerini sadece Allah için ziyaret ederler. Kilometrelerin uzaklığına bakmaksızın aziz dostlar. Bu muhabbeti Allah-u Teala kalplerimize koysun. Zor bir ameldir aziz dostlar. Dudaklar arasında söylenmesi basit ama icraatı çok zor amellerden bir tanesidir. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden İmran radıyallahu anh bir gün Allah Resulü ile mescitte otururken kafir olan babası Hüseyin gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle bir şeyler konuştuktan sonra babası ayağa kalkar ve şu sözleri söyler. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Allahu Ekber. İman eder.
İmran bir anda ayağa kalkar, önce babasının başını öpmeye başlar, sonra ellerini öper, sonra ayaklarını öpmeye başlar. Peygamber aleyhisselam bu sahneden öyle bir duygulanır ki ağlar ve sahabelere döner, der ki gördünüz mü der. Babası diyor kafir bir şekilde mescide girdiğinde onun diyor yüzüne bakmadı diyor. Ayağa kalkmadı. Ama diyor ne zaman ki babası Müslüman oldu, bir evlat olarak sevgi ve saygıda diyor kusur etmedi. Allahu Ekber. Görüyor musunuz aziz dostlar? Babamızı dahi bir menfaat uğruna değil, sadece aziz ve celil olan Allah için seveceğiz. Kardeşimize, akrabamıza, arkadaşımıza, en yakın dostumuza muhabbetimizi belirleyen tek şey Allah sevgisi olacak ki vallahi başarılması en zor olan amellerin arasında giriyor. Rabbimizi muvaffak kılsın, kolaylaştırsın. Kardeşlerim, beşincisi, güzel ve mevki sahibi bir kadının gayrimeşru davetine ben Allah'tan korkarım diyerek uzak kalan kimse. Allahu Ekber. Dikkat edin, hadiste bir şey dikkat çekiyor. Güzel ve mevki sahibi. Zinayı tetikleyen en büyük etkenlerden bir tanesi güzellik değil mi? Şehvetleri kabartan bir bedene sahip veya bir cilveye sahip olmak. Eğer bu başarılmazsa dikkat edin. Resulullah Aleyhisselam diyor ki mevki sahibi. Acaba bu mevki sahibi ne demektir? Zenginlik midir? Asalet midir? Soyun güzelliği midir? Yoksa o adama zina yaptıracak otorite bir güce sahip olmak mıdır? Benim aklıma bu ikincisi geliyor aziz dostum. Zina teklifini güzelliğiyle karşılık bulamayan kadın eğer amirse seni işten atarım. Makam ve mevkinde ilerlemene set çekerim. Seni rezil rüsva ederim. Öyle bir iftira atarım ki seni zindanların içerisine sokarım. Aklınıza kim geldi? Allahu Ekber, Züleyha geldi değil mi? Güzellik var mıydı? Vardı. Öyle diyelim, vardı. Yusuf Aleyhisselam'ı kışkırtacak bir güzelliğe sahipti. Ama güzelliği Yusuf Aleyhisselam'ın şehvetini kabartamadı. Yusuf Aleyhisselam'ı esir edemedi. Peki neye başvurdu? Mevki sahibi, otorite gücüne başvurdu değil mi? Dedi ki eğer benim zina teklifimi kabul etmezsen sana iftira atıp zindana atarım. Peki Yusuf Aleyhisselam ne dedi aziz dostum? Allah'ım dedi, ellerini kaldırdı. Allah'ım şu dedi zindan, şu kadının teklif ettiği şeyden benim için daha hayırlıdır. Allahu Ekber. Yıllarca hapis yatmamdan, makam ve mevkimin düşürülmesinden, rütbelerimin sökülmesinden daha hayırlı bir şey değildir bu zina dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sadık kardeşlerinden Yusuf Aleyhisselam. Aziz dostum, zor mudur? Vallahi çok zordur. İşte buna göğüs gererek ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. İster beni hapset, ister öldürt, ister iftira at, şu sokaklar içerisinde zani sapık bir adam olarak anılayım. Değil ki ben temizim, değil mi ki Allah beni görüyor, değil mi ki Allah beni biliyor, değil mi ki Allah temizliğime şahit? Bu korkudan dolayı bana asla zarar veremesin. Allah-u Teala bizi bu beşinci sınıfın içerisinde eylesin. Böyle kötü bir amele davet edildiğimizde böyle net bir cevap vermeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Kardeşlerim, bizi şehvetleriyle çağıracak olan sadece kadınlar değildir. Haram sınırlarını ihlal etmemizi isteyen her bir şey o süslü mevki sahibi kadın gibidir. Siz bunun adına ister zina deyin, ister hırsızlık deyin, ister faiz deyin, ister haksız yere bir insanı öldürmek deyin, isterseniz haram yollarla elde edilen makam, mevkiler, rütbeler deyin, ne derseniz deyin. Eğer bu dünya hayatının lezzetini dudaklarımızın arasına sokmak için gayrimeşru bir şeye davet eden biri varsa o Züleyha'dır kardeşler. Yusuf Aleyhisselam'ın yakasına yapışmış bir Züleyha'dır. Peki bize düşen nedir kardeşler? Bir yazarın ifade buyurduğu gibi gömle önden yırtılanlardan değil arkasından yırtılanlardan olmayı tercih edeceğiz. Çünkü Yusuf Aleyhisselam o zinadan kaçarken arkasından bir saldırıya maruz kaldı. Ya gömleğimizi önden yırtacağız haramlara karşı, Allah muhafaza, Rabbim muhafaza buyursun, ya da kaçarken arkasından sökülenlerden olacağız. Rabbim bu ikincisi bize eylesin kardeşlerim. Altı kardeşlerim, sağ elinin verdiğini sol elin görmediği gizlilikle infak etmek.
Allahu Ekber. İnfakla alakalı çok ders yaptık. Sadakayla alakalı çok konuştuk. Yalnız bir ayeti gündeminize sokmak istiyorum kardeşler. Allah Azze ve Celle Bakara suresi 271. ayetine şöyle buyuruyor. Diyor ki sadakaları açıktan verirseniz bu güzel bir şeydir. Kardeşlerinizi teşvik etmek. Mümin erkek ve mümin kadınları sadaka seferberliğinin içine sokmak için açıktan verirseniz bu güzel bir şeydir. Ayıplanacak bir şey değildir. Ancak onu fakirlere gizlice verirseniz Allahu Ekber. Başa kalkmadan, utandırmadan, boynunu büktürmeden, yüzünü kızartmadan, gizli bir şekilde bırakın fakirin görmesini, senin sağ elinin verdiğini sol el bile hissetmeyecek şekilde, gözlerin belki dahi anlamayacak şekilde vermen, Allah-u Teala diyor ki senin için daha hayırlıdır. Rabbim böyle bir ameli bize kolaylaştırsın kardeşlerim. Böyle bir ameli bize basitleştirsin. Ben Urve bin Zübeyr isminde bir sahabeyi gündeminize almak, Urve bin Zeyd. Bu sahabeyi gündeminize sokmak istiyorum aziz dostlar. Özellikle ben ne infak edebilirim? Fakirim, fakirliğimden dolayı ne harcayabilirim diyenlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu güzide sahabesinin tavrı gerçekten önemlidir aziz dostlarım. Urve bin Zeyd Medine içerisinde çok fakir bir sahabe. Aynı zamanda da beden olarak çok zayıf bir kişi. Allah-u Teala cihad için infak seferberliği başlatınca Urve bin Zeyd evine gidiyor ve iki rekat namaz kılıyor. Namazı bitirdikten sonra diyor ki Allah'ım ben diyor cihad edecek bir bedene sahip değilim. Bedenim cılız diyor. Zayıf bir adamım. Aynı zamanda infak edecek bir gücüm de yok. Allah'ım diyor peygamberin yüzüne bakacak diyor bir yüzüm de yok. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminleri her gördüğünde sadakaya teşvik ediyor. Cihada yardım etmeye teşvik ediyor. Ve bakın kardeşlerim alemlerin Rabbi olan Allah'a gizli bir şekilde şöyle bir sadakada bulunuyor. Allah'ım Müslümanlardan bana kim zarar verdiyse Allahu Ekber. Müslümanlardan bana kim zarar verdiyse, kim sataştıysa, kim onurumu zedeleyip kırdıysa bunu sadaka olarak hakkımı diyor helal ediyorum diyor. Allahu Ekber. Sadaka olarak hakkımı helal ediyorum. Yatıyor. Sabah olduğunda Peygamber aleyhissalatü vesselam mescitte bir münadiye diyor ki şu mescit içerisinde onurunu sadaka veren adam kimdir diyor araştır diyor. Anladınız mı abiler? Onurunu sadaka veren kimdir diyor araştır. Münadi diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu onurunu sadaka olarak veren adamı diyor görmek istiyor. O genç sahabe kaldırıyor elini. Benim diyor ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor diyor ki Allah o onurunla yaptığın sadakayı diyor kabul etti diyor. Allahu Ekber. Şu ümmet için vereceğimiz hiçbir şeyimiz mi yok be kardeşim? Hiçbir sadakamız bile mi yok? Bir hurma tanesi için şu ümmeti güldürecek bir mala sahip değil misin? Onurunu sadaka ver diyor sahabe. Müslümanlara hakkını helal et. Mümin erkek ve mümin kadınlara hüsnü zan besle. Eğer kalbini kırdıysak, seni üzdüysek, senin boynunu büktüysek, herkesin içinde senin yüzünü kızarttıysak, sen de gizli bir şekilde Allah'a dön, de ki ben hepsine hakkımı helal ediyorum. Bu da senin bu ümmete yapacağın, Allah yolundaki cihada yapacağın güzel bir sadakan olsun. Yedi kardeşlerim, tenhada kimsenin görmediği bir yerde Allah korkusundan gözyaşı dökenler. Şimdi vallahi bilmiyorum aziz dostlar. Bu yedi maddelik hadisin en başındaki adam mı hayırlı yoksa bu en sonda zikredilen adam mı hayırlı vallahi bilmiyorum. Adaletli devlet başkanı yaptığı işin faziletinden dolayı birinci sıraya girdi. Gözyaşı dökenlerin yapmış olduğu işler Allah katında fazla değer bulmadı. Yedinci sıraya mı geldi? Vallahi ben bunu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Adaletli devlet başkanının işi ne kadar zorsa tenhada kimsenin görmediği bir yerde işlediği kusurlardan dolayı yapması gereken işleri yapmadığından dolayı Allah korkusundan ağlamak da vallahi o kadar zordur aziz dostum. Vallahi o kadar zordur. Yoksa tenhada bir kenara çekilip ağlayan, gözyaşı döken adamın fazileti az diye yedinci maddeye girmedi.
Niye biliyor musunuz? Ebu Umame dedi ki radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah katında hiçbir şey iki damladan ve iki tane izden daha değerli değildir. Bu hadiste inşallah bitireceğim programı. Allah katında iki damla ve iki iz vardır ki hiçbir şey bunlara denk değildir. İki damla ne yazıyız dostlar? Birincisi Allah korkusundan akan gözyaşları. Yani Allah'ı zikrederken, tevvab olan Allah'ı anarken, kendisinden korktuğunuz Allah'ı zikrederken gözlerinizin buna eşlik etmesidir. Bu yumuşak bir kalbin göstergesidir aziz dostum. İkinci damla da Allah yolunda akıtılan kandır. İki iz ne peki aziz dostum? Bakın çok ilginç. İki iz nedir? Birincisi Allah yolunda almış olduğun yaranın izidir. Evet bunu anladık da ikincisi ne biliyor musunuz aziz dostlarım? Farzlardan birini yerine getirirken kulluk izinizdir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani secdede şu alınlarınızın nasır tutmasıdır. Ellerinizin içlerinin nasır tutmasıdır. Sizin dizlerinizin, ayaklarınızın nasır tutmasıdır. Allah'ın sevdiği en çok izlerden bir tanesidir. Hiç düşünebildik mi bazı izlerden? Helal rızık elde ederken şu elleriniz nasırlaşmadı mı? Taş gibi oldu. Secdelere başınızı koyduğunuzda yara bere içinde olmadınız mı? Dizleriniz rahatsızlanmadı mı? Her bir iz Allah'ın sevdiği izlerden bir tanesidir. Allah-u Teala bu yedi maddeyi hayatı içine cem etmeyi bizlere nasip etsin. Kim bilir bunlardan biri biz miyiz? Yoksa her biri olabilir miyiz? Vallahi bilmiyorum ama ben bu hadisi okuduğumda aklıma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü geldi. Onu da zikretmeden geçmeyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki iman 60 küsür veya 70 küsür şubedir. Bundan dolayı İmam Beyhaki Şuabul İman diye şu an Türkçesi 12 ciltli bir eser yazmıştır. Şuabul İman, imanın şubeleri diye. 70 küsür şubeyi tek tek açıklamıştır. Allah faziletini artırsın inşallah. Bakın Allah Resulü diyor ki bu şubelerin zirvesi La ilahe illallah sözüdür. Peki en alt derecesi hangisidir? Yerde insanlara, Müslümanlara zarar verecek olan bir nesneyi kaldırmaktır. Sonra devam ediyor Resulullah Aleyhisselam. Siz diyor yerden insanlara zarar verecek olan bir nesneyi kaldırdığınızda ne deyin? La ilahe illallah deyin. Peki niye? Diyor imanın başıyla sonunu diyor cem edin diyor. Allahu Ekber. Şimdi biz de diyoruz ki Rabbimiz biz günahkar kullanımı olarak hataya sürekli meyleden kullanımı olarak şeytan ve dostlarının esiri olan kulların olarak ya Rabbi sana yalvarıyoruz. Şu yedi maddeyi içinde bizi cem ederek hayat yaşamayı nasip et. Şu yedi maddeyi cem ederek nefesimizi tüketmeyi nasip et. Şu yedi maddeyi hayatında cem ederek kabrin içerisine girip arşın gölgesi altında gölgelenmeyi bizlere, ehlimize, bütün mümin erkek ve mümin kadınlara nasip et. Rabbim gecemizi mübarek eylesin. Gecesini bu madde içerisinde yaşayan kulları arasına kalsın.